Şimdi A ve B birbirinden farklı iki doğal sayı. Tabii doğal sayı demiş ama şurada bir de iki basamaklı sayı olduğunu söylemiş. Demek ki buradaki A ve B rakam olacak. Yani rakamlardan oluşturacağız. Şimdi A sayısı B sayısını kalansız bölüyormuş. A B sayısını bölüyorsa B sayısı A sayısının katı olmalı. Şöyle yazılabiliyor olmalı. Böyle yazılmadıkça A sayısı B sayısını bölemez. Yani şöyle olmalı ki İşte 20 sayısı eşittir 5 çarpı yanına k diyeyim. K'nın ne olduğunu biliyoruz. 4. Bu durumda 5 sayısı 20'yi böler. Kalansız bölüyor. Kalansız bölmesi böyle mümkün olur. Sonra şurada da bir şeyden bahsetmiş. B sayısı da AB iki basamaklı sayısını kalansız bölüyormuş. Demek ki AB iki basamaklı sayısı da B'nin katıymış. Ama K'yı orada kullandık. Ben burada P kullanmak istiyorum. AB iki basamaklı sayısı B'nin katı. Sonra bu ikisini şu B'nin yerine şu AK'yı yazabiliriz. AK ifadesini. Şöyle bir ifadeyle karşı karşıya kalırız. AB eşittir. Burada B'nin yerine AK yazıyorum. A çarpı K çarpı P. Şimdi AB iki basamaklı sayısı A sayısının katıymış. Buradaki P ve K birer doğal sayı olacak. Birer doğal sayı. Ne oldu? Birbirini götüremeyecek ağlar çünkü bu iki basamaklı bir sayı. İki basamaklı bir sayı. Şimdi şöyle düşüneceğiz. AB iki basamaklı bir sayı. A sayısının yanında KP var. Şuraya bir sayı gelecek. İşte KP sayısı katı olacak. Buranın ne olduğu önemli değil. Herhangi bir sayı. Şimdi rakam olacağını şuradan görüyoruz. AB iki basamaklı bir sayı. A yerine rakamlar seçeceğiz. İki basamaklı bir sayıya dönüşebiliyor mu? Ona bakacağız. Şimdi küçüklerden başlayabiliriz. Sıfırı kullanamayız tabii. İki basamaklı olmaz. Biri kullanabiliriz. Şimdi biri bir şeyle çarpacağız. Bir ile başlayan yani 10 gibi bir iki basamaklı sayı bulacağız. Biri neyle çarparız? Mesela 10 ile çarpsak bu tabii B şunu böleceği için B sıfır olamayacak. B sıfır olursa A da sıfır olur. 11 olsa buraya 11 yazsak 1 çarpı 11 AB iki basamaklı sayısı 11 olur. Ama bir de birbirinden farklı demiş. Demek ki bu da olmaz. Bunu da alamayız. 12'yi verelim bakalım. Bu tarafın ne olduğu önemli değil. 1 ile 12'yi çarpıyorum. Yani şuna bakmak zorunda değiliz. K ayrı, P ayrı olmak zorunda değil. Biz oraya ne yazarsak yazalım. Birini bir veririz, diğerini kendisi veririz. Mesela buraya 13 yazacak olsak, biz K'ya 1, P'ye 13 verdiğimiz zaman yine 13'ü elde ederiz. Elde edememe gibi bir sorunumuz yok. Çok önemli değil. 1 çarpı 12, AB iki basamak sayısı 12. Yalnız kuralımızı hatırlayalım. Kuralımız şunu diyordu. A sayısı, şuradaki A sayısı, B sayısını bölecekti. A, B'yi bölecek. Bir de B sayısı bu sayının tamamını bölecek. 1 2'yi böler, 2 de 12'yi böler. Burada sorun yok. Demek ki bu sayı olabilir. 1 2'yi bölüyor. Yani 2 bölü 1, 2 kere var. 1 kere 2, 2 böldü. Sorun yok. Şimdi bu tamam, bu oldu. Başka bakalım. Mesela 13 olsa, burası 13. Yani şuna 13 yazsak birin yanına. 13 yazsak burası 13 olacak. Şimdi 3 tamamını bölmeli. Onu düşünelim. 3 13'ü böler mi? Bölmez. Bu olmuyor demek ki. 14 bu da 14 olacak. 4 14'ü böler mi? Bölmez. 5 15 şuna 15 yazsak. 5 15'i bölüyor. 1 de 5'i bölüyor. O zaman bu da oldu. Sayı da oldu. Şöyle bu 16 olsa bu da 16 olacak. 6 16'yı bölüyor mu? 7 17'yi bölüyor mu? Şöyle biraz daha küçülteyim. 8 18'i bölüyor mu? Şu şöyle 19 yazacağız. 9 19'u bölüyor mu? Bunların hiçbiri olmayacak. Demek ki A sayısı 1 olduğu zaman 12 ve 15 olabiliyormuş. Şimdi gelelim ikili olanlara. AB eşittir. A çarpı işte buraya bir şey gelecek. Ne geleceği önemli. Şimdi şuraya biz 2 yazsak yanına bir şey yazacağız. 10 yazsak olmuyor. 0 geliyor. 11 yazınca 22 aynı geliyor.
Mesela 12 olsa 2 çarpı 12 24. Şimdi 4 24'ü bölüyor mu? Bölüyor. 2 4'ü bölüyor mu? Bölüyor. Bu da oldu. Şimdi başka bırakalım. Şimdi bu 2'nin yanına 13 yazsak 26. 6 26'yı bölmüyor. 14 yazsak 28. 8 28'i bölüyor mu? Olmaz. Şuna 14 yazmış. Zaten 15 yazınca artık 2'li olmuyor. 30 3'lü oluyor. 30'lu oluyor. Yani 15 yazınca 30 çıkıyor. Halbuki şu sayı 2 olmalı. 20'li bir sayı olmalı. Bu olmayacak. Şimdi gelelim üçlü olanlara. A, B. Böyle devam edeceğiz ya. Çok gitmeyecek. Kestirebiliyorsak hemen söyleyebiliriz zaten. Şimdi bir fikir verecek bize. A çarpı yanına bir sayı yazacağız. Şimdi A sayısı artık üçlü bir sayı. Burası yine 3 çıkacak. Yanına işte 12 yazsak ne olur? 36 olur. 6 36'yı bölüyor mu? Bölüyor. 3 6'yı bölüyor mu? Bölüyor. Oldu. Buna da şöyle bir işaret koyayım. Şimdi şöyle devam edelim. Yanına 13 yazsak 39. 9 bölmüyor. Zaten başka yazamayız. Artık 30'u aşacak 40'lı bir sayı olacak. Bir sonrakine gelelim. A, B. Şimdi ben tekrar tekrar yazıyorum da aslında böyle alttan devam edebilirim. A sayısı. Dörtlü bir sayı yazacağım ben buraya. Yanına 11 yazamıyorduk. 12'yi deneyelim. 48. 8, 48'i bölüyor mu? Bölüyor. 4, 8'i bölüyor. Bu da oldu. Biz 12'nin yanına 13 yazsak ne olur? 4 çarpı 13. 52. 50'li bir sayı. Açtı. Şimdi bir sonrakine gitsek, bir sonrakine ben onu şuraya yazmak istiyorum. 5 yazsak, 5'in yanına ne getiririm? Mesela 11 gelsek olmuyor. En az 12 getirmemiz lazım. Çarpınca 60 oluyor. 5'li bir sayı çıkmıyor zaten. 50'li çıkmıyor. Biz 6 yazsak artık aşacak yani. 6'lı bir sayı çıkmayacak. 6'yı 2 basamaklı bir sayıyla çarpınca 60'lı bir sayı çıkmaz. Bundan sonra artık sayı bulamayız. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5. Kaç farklı yazılabilir diyor? 5 farklı. 5 tane. Evet, 5 tane yazabiliriz. Thank you.